Bakan, bakın, e, İngilizler, İngiliz siyaseti bu işin e, aslında dünya siyasetinde en başarılısı İngilizlerdir. Geçmişte bakın. Bugün bakarsınız bir yıl, 1500 yıllarda harp e, şeylerle, Avusturya-Macaristan e, hanedanıyla savaşıyorlar. Bir bakarsınız onlarla bir oğullar Fransa'ya karşı savaşıyorlar. Bir bakarsınız ikisine karşı gidip Prusya. Yani burada şunu söylüyorum. Hiçbir şekilde Yunan sevdasından, Yunanları çok sevden diyor. tamamen menfaatleri için yapıyorlar bunu. Silah satıyorlar. Ama hibe de veriyorlar sadece satma değil. Aynı zamanda da işte istedikleri zaman Yunan felsefesini de hareketlendirecek şekilde çünkü onların 5 değişik idealleri var. E, hayalleri var. Onları da acaba tekrar alevlendirip gönderimizde 100 sene önce olduğu gibi bir harekete sokma çabası var. Bunu görmek lazım. Evet. Bunu görmek demek korkmak demek değildir. Hani cisim yaklaşıyor da ikinci kelimemiz şeydi. Cisme de bir şey olabilir. Yani buna göre tedbir alırsanız evet. ama burada şunu özet özetlediğim Emre Bey, iki tane şey söylemeliyim. Bir tanesi bir Türkiye bir önce söylediğim o yani Yunanistan'ın tezlerine Türkiye saldırgan tutum içerisinde. Değil mi? Tırnak içine. Böyle bir şey yok. Bunu alet olmamak lazım. Fakat caydırıcılığı da korumak lazım. Bu nasıl olur? Yani bizim herhangi bir şekilde bir e, şeyimiz yok, iddiamız yok. Ama bizim hak ve saldırı olduğu takdirde buna mutlaka ağır şekilde ve öyle hani araya dostlar 2-3 gün sonra girecek değil de çok da uzun vadeli yıllarca süren ve 10 binlerin belki daha fazla insanın öldüğü bir savaşı göze alacak mı almayacak bunu çok iyi aktarmak lazım. 12 mili söyleyeyim durayım ondan sonra. 12 önemli çünkü şöyle. Biraz önce söylediğim o taruz yani, mu savunma mu felsefesini şunu anlatayım. Onu da kısaca şimdi, alalım. Çok kısa şey, söyleyeyim. Bakın şurada. Bir, bir, bir daha sorularım olacak çünkü. Tamam mi? devam edeceğiz. Bakın şimdi şurada 214 215 bin kilometrelik alanın 12 mile çıkardığı anda. 12 bile Ki şey bu arada 1995 1 Haziran 1995'te dedi ki Yunanistan meclis kararı aldı. Dedi ki e, şartlar uygun olduğu zaman hangi şartlar? Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili şartlar değil mi bay? Uygun olduğu zaman 12 bile çıkaracakmış. 8 Haziran'da bizim meclisimiz karar verdi. Bu dedi savaş 1995'te. Cospeli savaş sebebi dedi. Şimdi 12 olursa ne olur? 12.000 olursa şu olur. 12 olursa Ege'nin %70'i Yunanlılar olur. Uluslararası e, kara su, suyu, yani artık serbest geçiş yapamayacak adalar arası bazı yakın olduğu için hiçbir yer kalmaz. Yüzde 20'ye düşer. 19 hatta. Yüzde 19'a düşer. Dolayısıyla şuradan çıkan bir gemi hep Yunan kara suyunun içinden geçmek zorunda kalır. Böyle bir, yani tamamen Ege'ye sahip olmuş olur. Bunu diyor ki Yunanistan, bizim diyor bu hakkımızı elden alıyor diyor. Çok ilginç. Yani burada da yine bir taarruzi konuyu savunma yaklaşımının içine sokmayı başarabiliyor. Evet.